Efendim iyi akşamlar. TV52'de ana haberdeyiz. Saatlerimiz 18.30. Ben İsa Akçay. Bugün 22 Ekim 2021 Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Sağlık ve afiyetle inşallah. Siz de inşallah sağlık ve afiyettesinizdir. Güzel bir hafta geride bırakmışsınızdır. Ülkemizin şartlarında ne kadar güzel hafta olabiliyorsa artık hem ekonomik hem de pandemi krizleri ülkemizi kasıp kavuruyor biliyorsunuz. Ama yerel yönetimde işler yolunda. Sahi memnun musunuz yerel yönetimlerden diye sormak istiyorum. Lütfen yorumlara yazın. Bir hatırlatma daha yapalım yorum demişken. 1 Kasım'dan itibaren sosyal medya yayınlarını bırakıyor TV52. Olması gerektiği gibi lütfen bizleri ekranlardan izleyin. Bu konuyu zaman zaman duyuracağım. Yerel yönetimlere geri dönelim. Hem kısa bir haber suflesi vermiş olayım size içerikle ilgili. Hem de sorayım tekrar. Yerel yönetimlerden memnun musunuz efendim? Medyaya yansıyan işler yolunda ibaresinden, ordu kabuk değiştiriyor ibaresinden, başka bir lige yükseldi ibaresinden, direkt kaleye oynuyoruz ibaresinden, ekiplerimizin mükemmel olması ibaresinden memnun musunuz? Bunları lütfen paylaşın bizimle. Çünkü eski belediye başkanının biliyorsunuz bir sloganı vardı. Orduda işler yolunda. Şu anki mesajların hepsi öyle görünüyor. Yani ne yol problemimiz var, özellikle kırsal bölgelerde ne su problemimiz var. Zaten belediyelerin bunlar işi olduğu için bu sorunların hepsini kökten çözdüler. Yatırımlar da bir bir geliyor. Tarım anlamında müthiş bir ivme yakaladık zaten. O yüzden de pazarlarımızda fiyatlar gayet uygun. Vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde bu ekonomik desteklerden faydalanıyorlar. Sporcular, sanatçılar, tüccarlar, ticaret yapanlar ve üreticiler herkes halinden memnun gibi bir tablo var. Biz medyacıların çizdiği portreye göre, daha doğrusu yetkililerin söyleyip bizim aktardıklarımıza göre siz de buna katılıyorsanız lütfen yazın efendim. Biz de bu konudaki görüşlerinizi iletelim. Yetkililere de teşekkür etmeyi ihmal etmeyelim tabii. Bu başarı onların sonuçta. Dolayısıyla zaman zaman onları bu ekranlardan alkışlayalım, alkışlatalım. Gündeme geçelim yavaş yavaş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım gündeme. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğine düzenlenen köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla platform düzenlendi, toplantı düzenlendi. O toplantıya video mesaj gönderdi. Sosyal medyayı eleştirdi. Güvensiz bulduğunu, yalan dolan haberlerle birçok masumun hayatına zarar verdiğini söyledi. Hatta devletler için güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi. Özellikle de Karabağ örnek verdi. Karabağ Savaşı'na örnek verdi. Sosyal medyadaki güvensizlik ve devlet güvenliği ile alakalı Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle bülteni başlatalım. Bugün medya forumunun hayatı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde köklü geçmiş güçlü gelecek temasıyla İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Medya Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan gönderdiği video mesajda sosyal medya kullanımı konusuna da geniş yer verdi. Günümüzde sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla birlikte tüm insanlıkla beraber biz de sık sık dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz. Yalan ve çarpıtılmış haberler sebebiyle dünyada milyonlarca savunmasız insanın hayatı kararmakta, ciddi travmalar ve dramlar yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada hiçbir denetim ve otokontrolün olmadığını söyledi ve milli güvenliği tehdit ettiğini aktardı. Hiçbir denetimin veya otokontrolün olmadığı sosyal medya mecraları bugün hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir. Erdoğan, uluslararası medyanın çifte standardından da muzdarip olduğunu söyledi. Dijital faşizmin yıkıcı etkisinden ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir ülke ve toplum azade değildir. Türk dünyası dijital faşizmin yanı sıra uluslararası medyanın çifte standardından da muzdariptir. Özellikle 44 gün süren Dağlık Karabağ Savaşı sırasında şahit olduğumuz ikiyüzlü tavır, meselenin ülkelerimiz açısından önemini ortaya koymuştur. Dağlık Karabağ Savaşı üzerinden örnek veren Erdoğan, bu ne ilk ne de son örnektir dedi. Karabağ Savaşı, ülkelerimiz ve Türk dünyası ile ilgili gerçeklere karşı uygulanan basın ambargosunun ne ilk ne de son örneğidir. Sözde soykırım iddiaları başta olmak üzere tarihimizi, milli güvenliğimizi ve milletimizin değerlerini hedef alan birçok konuda benzer tutumlarla karşılaşıyoruz. Bu konuyu stratejik gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı, iletişim ve sosyal medya konusunda kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz şeklinde konuştu. Diğer stratejik meselelerde olduğu gibi medya ve iletişim konusunda da kendi göbeğimizi
kendimiz kesmeliyiz. Bu dönemin siyasi kadrosunda en çok eleştirilen isimler AK Parti'nin kadroları. Gelen gideni aratıyor mu bilmiyorum ama sahada ciddi bir rahatsızlık var her kadro ile ilgili. Peki nasıl olacak, ne olacak, bu kadrolar nasıl olup da seçime girecek? Vatandaşa mikrofon uzattık. Bakın ne çıktı. Sen hiç bir tane AK Partili vekili orduda gezerken gördün mü? Bir tanesi gelip de gezebiliyor mu? Hangi yüzle gelip de bu milletin yüzüne bakacaklar? Vatandaş AK Parti ordu milletvekillerine kırgın, bir o kadar da kızgın. Hani seçim zamanı gelse biz halkı nasıl kandırırız, nasıl ederiz? Anca böyle yani, onlar nedir? Çıkar olanlar gelir seçim zamanı. Seçim zamanı alırlar alacaklar, ondan sonra bir dahaki seçime kadar kimse kimseyi tanımaz. Yatırım, istihdam, aş, yol, su, enerji. Çözüm bekleyen sorunlar listesi kabarık. Özellikle son dönemlerde ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreci yaşayan vatandaş sitemli. Hedeflerinde oy verip Ankara'da hakları ve sorunları için yetki verdikleri milletvekilleri var. En büyük tepki ise ulaşılmazlık. Yani vatandaş milletvekiline ulaşamıyor. Kendi deyimleriyle seçimden seçime gördükleri vekillere mesajları da sert. Mümkün değil. Hiçbir sahip çıkmıyor. Hem de AK Partili ha? Hem de kayıtlı bir AK Parti. Hiç ilgisi yok. Peki neden böyle ilgisizler sizce? Ya işte duyarsızlar da. Duyarsızlar. Ne de ilgilenecek? Adapazarı'nda, Trabzon'da fındık oluyor. Kaç tane milletvekili var. Niye çıkıp da bu milletin sorununa çağırılmıyor? Vatandaş fındık konusunda da oldukça dertli. Eğer AK Partili vekiller fındığa sahip çıksaydı fiyatlar bu durumda olmazdı diyor. Vekiller bizi tüccara yem etti deyip tepkilerini dile getiriyorlar. Söz veren milletvekilleri demeli ki biz böyle bir fiyat açıkladık, bunun altında fındık alamazsınız demek gerekiyor. Vatandaşı yine sattılar, tüccarlara bıraktılar. Siz yüzünü görebiliyor musunuz onların? Siz yüzünü görebiliyor musunuz? Yok, hayır. Neredeler? Yani gelmişler de fındık için bir şey mi yapmışlar, bir şey mi düzenlemişler, yok. Vatandaşların da tepkisi yok. Yani hiç gerek yok yani bunu söylüyor. Aslında doğru. Hiçbirisi meydanda yok bunların. Fındık için bir şey mi yapmışlar, yok. Vatandaş eski dönem AK Parti ordu milletvekillerinin şehre sahip çıktığını söyleyip şimdiki AK Partili vekillere ne ulaşabiliyoruz ne de orduda görebiliyoruz deyip sitemlerini ilettiler. Vekiller sadece ihale takip ediyorlar, ihale. Çıkmıyorlar. Bunlar kendi çıkarları için orada oturuyorlar. Ha bize kimse dokunmasın. Biz böyle gidelim. Seçim zamanı tekrar geliriz. Nasıl olsa ordu halkı biraz saftır. Ben öyle söyleyeyim yani. Hani tamam belki merkezdeki halkı kandıramasın ama köylüleri mesela Ayvaslı'yı, Korgan'ı, Çamaşı, buranın halkını kandırabilirsin. Verirsin eline, muhtarın eline birkaç kuruş para, benim lafım doğradı. Verirsin muhtarın eline birkaç kuruş para, topla halkı gel mitinge. Böyle yok. Miting zamanı olmayacaksın. Ya hep çalışacaksın, halkın yanında olacaksın ya da hiç olmayacaksın. Çıkmıyorlar. Hep boş değildir ama çıkmıyorlar ya. Çıkmıyorlar da noksan. Son zamanlarda biraz değişiklik olmaya başladı. Eskiden böyle miydi peki? Bu şekil değildi. Bu şekil değildi. Daha iyiydi. Daha önceleri daha iyiydi ama gittikçe daha fazla şey yapmadılar. Sayı çıkmamaya başladılar. Yapıyoruz görüyorlar da yapmıyorlar. Fındık için söylenen tek Cemal Engin. Çok konuşuyormuş. Allah razı olsun. İyi konuştu. AK Partili vekillerin hepsinin sağlık problemi oldu. Her birine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Özellikle Doktor Şenel Yedigıldız. Hem uzunca bir süre tedavi oldu hastalıktan dolayı, Covid'den dolayı, hem de kaza geçirdi. Yine uzunca bir süre hastanede yattı. Hala sağlık problemleri devam ediyor. Çok geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha yenileyelim onun için. Onun için şanssız bir dönem oldu. O yüzden belki araştırmak gerekir. Kendi canıyla uğraşırken belki hani vatandaşın sıkıntılarıyla, sorunlarıyla hemhal olamamış olabilir. Bu da çok normal. Dolayısıyla çok fazla bu konuda eleştirmemek lazım diye düşünüyorum. Son zamanlarda da üst üste zaten şehirde ve sahada. Ancak genel olarak AK Partili kadrolardan vatandaş rahatsız. Daha önce il başkanları da, vekiller de, belediye başkanları da hep sahadaydı. Hep vatandaşla iç içeydi. Sorunları yerinde dinlerler ve çözüm üretirlerdi. Talimatlar verirlerdi. Şimdi AK Parti'nin üst düzey siyasileri geliyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Öztaseki geldi biliyorsunuz. Yerel Yönetimler Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Medyadan soru almadı. Aslında orduyu tanıması lazım. Oradaki sorunları oradan, medyadan öğrenmesi lazım. Tek bir soru almadı. Çünkü aslında coğrafyaya hakim, sahaya hakim belki, ondan soru almadı. Ya da dediğim gibi
korktuğu sorular var, cevaplamak istemediği sorular var. O yüzden soru almadı. Numan Bey de hakeza öyle. Haklı sebepleri var. 5 mega proje sorulabilir diye belki soru almadı ama doğru değil. Eğer coğrafyada sorunların ne olduğunu öğrenmek istiyorsa siyasiler muhakkak basın mensuplarından ve vatandaştan soru almalılar. Yoksa bu siyaseti yapmamak lazım. Merkez Bankası'nın faiz kararı dün akşam çok tartışıldı biliyorsunuz. Tartışmaya Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. Türkiye'nin ekonomisi freni patlamış kamyon gibi dedi. Ne tür bir açıklama yapılırsa yapılsın, tren patladı, artık gidişat hiç de iyi değil. Bu sözlerle eleştirdi Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararlarını. İktidarın ekonomide pembe tablo çizdiğini belirtti, iktidarın ekonomi ve para politikasını sert sözlerle eleştirdi. Öyle bir pembe tablo çizdi ki gözlerimiz yaşardı. Milli gelir 2022 yılında 33 bin dolar olacakmış. Yani 300 bin lira. Yani aylık 25 bin lira. Şimdi büyük umutlarla millete diyorlar ki 2022'yi bekleyin, sizi zenginleştireceğiz. 20 yılda milleti 20 kat fakirleştiren iktidar günü rakamlarla kurtarmaya çalışıyor. Yükselen enflasyon, ard arda gelen zamlar ve durdurulamayan döviz kuruyla beraber vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyor. Eline geçen parayla borcunu kapatmak isteyen vatandaşın parası ya borcunu kapatmaya ya da gününü geçirmeye bile yetmiyor. Çünkü yaşanan artıştan bu yana Ocak ayından itibaren asgari ücret tam 76 dolar eridi. Türk lirası %15 değer kaybetti. Borcunuz var mı? Benim var. Ödemekte zorlanıyor musunuz? Ödemekte mi? Hem de ne kadar. Bir tane de üniversite çocuğu var. Okumakta. Buna geçen sabah 5 lira verdim ben. Şimdi borcu olmayan insan kalmadı ki. Herkesin borcu var. Sen şimdi millet maaşı aldığı zamanlık bu ülkede nereye gidiyor? Doğru bankaya götürüyorlar. Piyasada para yok. 50 lira istesen kimseden alamazsın. 100 lira istesen alamazsın. Zaten şimdi milletle de para kalmadı. Bir de ödeyemediğin zaman ne yapacaksın? Ya benim gibi birine dolanduracaksın ya da borcu ödeyemedin mi efilliğe gideceksin. Başka yapacak bir şey yok. Şartlar çok zorlaştı. Gerçeğin görünenden daha vahim bir durumda olduğunu söyleyen Enginyurt, düşen alım gücü ve ekonomideki belirsizlik yüzünden binlerce esnaf perişan, hacizler kapıda sözleriyle Türkiye ekonomisinin büyük bir çöküşte olduğunu söyledi. Gidişat hiç iyi değil dedi. Ne büyük destan yazdık. 3 gün boyunca Afrika'yı gezdik, büyük anlaşmalar yaptık. Ama bu arada Türkiye'de akaryakıta, mazota 70 kuruş zam geldi, LPG'ye 21 kuruş zam geldi, hayat pahalandıkça pahalandı, alım gücümüz düştü. Memur evine ekmek götüremiyor. İşçi artık değil asgari ücretle 5 bin lira maaşla geçinemiyor ama iktidarı yönetenler pembe tablolara devam ediyor. Ordu İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa Kasaboğlu ve Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Hakan Tümür dün akşam sosyal medyada uzun soluklu bir canlı yayın yaptılar. Aşı, pandemi, vaka sayılarına kadar çok önemli konularda bilgiler paylaştılar. Önemli bilgilendirmeler yaptılar. Görüşmede çok önemli de bir mesaj vardı Doktor Mustafa Kasaboğlu'nun aktardığı. Aşının rehavete sebep olmaması gerektiğini söyledi Kasaboğlu. Ordu İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında koronavirüs gündemine dair merak edilen soruları yanıtladı. Ordu'nun aşılamada Türkiye'de birinci sırada yer almasına dair değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu bu başarının sırrını açıkladı. Mesela şöyle söyleyeceğim, bizim hedef nüfusumuz Ordu'da şu anda 622.906 hedef nüfusumuz var. Bu hedef nüfusumuzdan bir doz aşılanan kişi oranı %86. Aşısı tamamlanan kişi oranı 79. Toplam bizim yaptığımız aşı ise 1.163.000.
aşı yapmışız şu ana kadar. Bunlar BioNTech ve Sinovac aşıları toplamda. Ve bu aşıları biz tüm hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezlerinde uygulamaktayız. Bunda hiçbir şeyimiz yok, sıkıntımız yok. Ve vatandaşın teveccühü noktasında burada memnunuz. Aşılama hız kesmeden Ordu'da devam ederken vaka sayıları da bir önceki aylara göre oldukça yüksek. Kasapoğlu'na göre ise bunun sebebi aşılamanın beraberinde rehaveti de getirmesi. Kasapoğlu vaka artışının önüne geçebilmek için kişisel tedbirleri elden bırakmamanın şart olduğunu söylüyor. Bu aşı yaptırmanın bir yan etkisi bu olsa gerek. Çünkü insanımız ister istemez rehavete kapılıyor. İşte geçen yıl yaşadığımız kapanmalar gözden kaçıyor. Niye kapandığımız gözden kaçıyor? Baktığınız zaman genel itibariyle bu işin vaka artmasının ana temeli rehavet. Fakat aşı olanlar kadar aşıya ilgi göstermeyenler de var. İl Sağlık Müdürü 30 yaş ve altı grubun aşılamada en düşük grup olduğuna dikkat çekerken bunun vaka sayılarına da yansıdığını belirtti. Bizim 30 yaş altı grupta bu anlamda Ordu olarak daha çok ya da Türkiye olarak daha çok çalışmamız, daha çok anlatmamız, daha çok duyarlı hale gelmemiz gerekiyor. Özellikle bunu... Aşılamada yaş grupları bizim için önemli dememin sebebi... Kasapoğlu, Ordu'nun aşılamadaki bu başarısını korumak ve pandemiyi geride bırakıp eski normale geri dönebilmenin tek yolunun aşıdan geçtiğini vurguladı ve herkese geç kalmadan aşılarını olmaları için çağrıda bulundu. Yine bireysel tedbirleri öncelememiz gerekiyor. Her mahallede, her kapalı ortamda, özellikle gençler eğitim noktasının devamını istiyorsa ki devam etsin, kapalı mahallenin açık kalmasını, alışverişin, ekonominin devamını istiyorsak ki devam etsin, o zaman bizler bireysel tedbirlerimizi çok 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 öncelememiz gerekiyor. Ve fındık, fındıkta da ikiye bölünmüş durumda vatandaşlarımız. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi iyi ki devrede diyoruz. Gerçekten de 130 bin tona varan bir randevu trafiği var şu anda. 100 bin tonun üzerinde bir fındık alımı da gerçekleştirdiler. Fındıkçıyı fırsatçı tüccara mahkum etmediler. Sayın Numan Kurtulmuş'un deyimiyle aktarıyorum. İyi ki varlar gerçekten devrede. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da sık sık ekranlarımıza konuk oluyor ve TMO'nun alım durumunu ve kriterlerini paylaşıyor. Ancak vatandaş zaman zaman TMO'nun alım kriterlerinin çok sıkı olduğundan şikayetçi. Bir de dönümde 100 kilo fındık alıyormuş Toprak Mahsulleri Ofisi. Bunun artırılmasını istiyorlar. Bu durumu tabii ki Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne taşıyacağız. Ama biz bu Serbest Piyasa ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım durumlarını vatandaşlarımıza sorduk. Bakın onlardan ne cevaplar aldık. Sinem var mı? Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren fındık alımlarına devam ediyor. Öyle ki Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın açıkladığı verilere göre TMO'nun fındık alım randevuları şimdiden 130 bin tonu aştı. Toprak Mahsulleri Ofisi Levant kalite fındık için 26,5 liradan alım yapıyor. Serbest piyasada ise fındık fiyatı 24 lira bandında. Peki üreticilerin tercihi ne yönde? Tüccara vermek daha kolay, TMO'ya ulaşmak biraz daha zor. Yani küçük üretici için tüccara gitmek daha kolay. Çünkü paraya ihtiyacı oluyor, paraya çevirmek zorunda. Fındığımı tüccara verdim, tamıya veremedim. Yerim bir babam duruyor yerin üzerine. Fındığı tamı tabii ki almıyor, tabi istiyor benden. Ben de mecbur zararına verdim oraya. Ya buraya bir çare düşünülmesi lazım yani. İşte biraz yaştır. İşte biraz fazla gübürlüdür. Efendim taşlıdır, bilmem nedir falan filan. Ha, TMO'nun aldığı fındık biraz daha tabii daha düzgün, daha temiz fındık alıyor. Vatandaşlardan bazıları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin dönüm başına 100 kilo fındık almasından şikayetçiyken bazıları ise alım kriterlerinden şikayetçi. Kimi ise kriterlerin zor olmadığını, üreticinin fındığına daha iyi bakması gerektiğini savunuyor. Tüccara gittiğin zaman ufak bir üretici hemen randımana bakmıyor. Kaç lira fındık? 23 lira. Al günün vergi hemen fındığını veriyorsun, paranın peşin tahsil ediyorsun. Ya tüccarda daha kolay. Diyorsunuz ki satları zor diyorsunuz. Efendim? Hiç de bende zor değil.
Fındığını kendin tertemiz seçeceksin. Güzel yine kurutacaksın. Hiçbir zorluğu yok. Yarın ben de götüreceğim. Hiçbir zorluğu yok. Vatandaşlar tercih konusunda tam olarak ikiye bölünmüş durumda. Ama tüccara gidip dökeyim, para cebine sokayım. 1000 lira noksan olsun, ne olur ki? Ya o kadar avantajım, karım var diyemeyeceğim ki. 3-4 bin lira kiloda karım var. Niye vermeyeceğim ki? Verirdim. Ya TMO da olabilir, serbest olabilir. Paraya bakıyor da. Fındığını toprak mahsulleri ofisine veren bir üretici ise kriterlerin üreticiyi zorlamadığını söyledi. Bence zor değil, uygun. Ben de oraya verdim. Serbest piyasada 23 liradan alıyorlar, 23,5'tan. Ben 30 liradan verdim. Fındığını seçiyorsun, çürüğünü, çarığını. Görüyorsun, başka hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar yani. Yani zorluk yok TMO'da. Kesinlikle yok yani. Herkesin oraya vermesini tavsiye ederim ben. Dün Merkez Bankası faiz rakamlarını 200 bas puan indirdi. Dolayısıyla döviz fiyatları da yükseldi. Döviz fiyatları yükselince haliyle Türk lirası da değer kaybetti. Ama hayat pahalılığı da var. Her geçen gün fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Vatandaş zor durumda. Dün akşam ana haber bültenlerinde konu ve yer gelmişken söylemek istiyorum. Aslında haberle bağımsız ama çok fazla eleştirildi faiz indirimi. Ancak şu bilinmeli ki bu ülkede 15, 16, 14, 13 hatta 12 faizlerin olduğu bir ortamda iki ekonominin bir araya gelmesi mümkün değil ekonomik olarak ülkenin. Dolayısıyla bu faizlerin indirilmesi lazım. Ancak hem enflasyonun hem de kur düzeyinin sabitlenebilmesi için de üretmesi lazım. Üretim seferberliği ilan etmesi lazım. Bu noktada kimsenin bir açıklaması yok, bir projesi yok maalesef. Bunun eleştirilmesi lazım. Eğer siyasete medya grupları tarafından yön verilmek isteniyorsa, tabii milletin de iyiliğine çalışılıyorsa, siyasiyeten rant kazanmak amacından öte, milletin iyiliği önemli burada. Bunun için uğraşılıyorsa üretime teşvik etmek lazım. Üretim seferberliği için bu toplumu yönlendirmek lazım. Her anlamda, her üründe bunun için uğraşmak lazım. Habere dönelim. Vatandaşlarımız zor durumda ve ümitsizler. Biz de onlara mikrofon uzattık. Ne olacak bu haliniz dedik. Bakın ne dediler. Markete bugün gittiğinizde 3 lira mı? Yarın gittiğinizde 3,5 lira. Vatandaş her gün gelen zamlardan da hayat pahalılığından da adeta dert yanar hale geldi. Eskiden 100 liraya dolan market arabası şimdi 500 liraya dolmaz hale geldi. Bir araba doluyordu, şimdi bir araba zor doluyor. Doluyor, daha fazlaya doluyor. Bundan sonra 200'e, 250-300'e dolduramasın. Hem de o kadar öyle iyisini falan almamak şartıyla beraber. Yükselen kur ve yakıt fiyatları dolayısıyla ürünü satan da satın alan da mağdur durumda. Esnaf her gün etiket değiştirmekten, vatandaşsa yükselen fiyatlardan şikayetçi. Bir bakıyorum ondan sonra aynı fiyat değil ya. Bu ne biçim iş ya? Günlük etiket değişiyor artık. Evet. Evet ya, günlük etiket değişiyor. Efendime söyleyeyim. Ne bileyim sana ya, bir şey aldığın zaman da alamıyorsun da. Gizli zam ne olacak yani? Yani nereye gidiyoruz? Türkiye nereye gidiyor? Vatandaş geçen hafta aldığı ürünü bu hafta aynı fiyattan alamadığını ifade ederken bu fiyatlar nereye gidiyor diyerek artan fiyatlara tepki gösteriyor. 100 liraya aldığımız bir şeyi bir hafta sonra fişini saklıyoruz. Aile geçindiriyoruz, çelik çocuk bakıyoruz. Fişini saklıyoruz. Bir hafta sonra gidiyoruz. Ya deneme amaçlıdır bu. Neden biliyor musun? Dar gelirli vatandaş olduğumuz için fişe bakıyoruz. Aynen şeyi aldığımızda 40 lira, 45 lira zam geliyor. 33 lira 30'luk yumurta. Bununla geçim olur mu? Her şey değil mi? Her şey yani. Yumurtaya varana kadar, şununla bununla varana kadar. Ne yapsın ki? Fiyat gezmekten marketlerde. Aynen ya. Marketlerde fiyat gezmekten bıktık artık. Çayın kilosu 47 lira olmuş. Ülkemizde girdi maliyetlerinin artmasıyla beraber hemen hemen her ürüne zam geldi. Ancak orada ekmek bundan nasibini almadı henüz. Fırıncılar geçinmekte zorluk yaşıyorlar. Onların da girdi maliyetleri çünkü aynı oranda yükseldi. Ama zam istemeye korkar hale geldiler. Çünkü ekmek temel besin maddesi. Ve her gün her aileye en az 3-4 tane ekmek giriyor. Bu durumda mağduriyet yaşıyor fırıncılar. Biz de onlara mikrofon uzattık. Dertlerini dinledik. Bakın neler çıktı ortaya. Herkes soruyor, zam ne zaman geldi, gelecek mi diye soruyorlar yani. Şaşıran da var niye zam gelmedi diye. Ekmekte şu sıralar zam tartışması var. Ordu Fırıncılar Odası fiyatların artırılması için talepte bulundu. Eğer fiyat kabul edilirse 220 gram ekmek 2 liradan 2,5 liraya çıkacak. 2,5 lira olacak, yine de kurtarmaz. Bugün mesela
180 liraya, 190 liraya un alıyorsun. 10 gün sonra alacağının 200 küsür olmuş. Fırıncılar bu zam mecburi diyor ama her gün yeni bir zamla sarsılan vatandaş tepkili. Akaryakıtı enerji sektörüne gelen zamlardan sonra nakliyeler arttı. Masraflarımız arttı. İşçi fiyatlarımız da artıyor otomatikman. Ondan dolayı ekmeğe zam alma ihtiyacımız var. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve gıda fiyatları derken en temel ihtiyaç ekmeğe de zam yolda. Vatandaşların tepkisi biraz sert oluyor yani de alışıyorlar, yapacak bir şey yok yani, alışacağız bunlara yani. Fırıncılar un fiyatları çok yüksek olduğu için biz mecburiyetten zam yapıyoruz. Maliyetlerimiz düşük olursa biz neden durup dururken zam yapalım diyerek zammın nedenini anlattı. Vatandaşımız bilinçli yani akaryakıta gelen zamlardan sonra maliyetlerin arttığını, üretimin de ona göre şekilleneceğini az çok tahmin ettiği için yani alışacaklar, alışıyorlar yani. Mayanın fiyatları arttı, buğday zaten ithal eder hale geldik Türkiye gibi bir ülkede. Sonra ne yapsın fırıncı? Onlar da evine ekmek götürmek zorundalar. O işletmeleri ayakta tutmak zorundalar. Dolayısıyla fırıncılara anlayış göstermek lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi tam da bununla ilgili bir haber var. Sırada biliyorsunuz orada özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin Dr. Mehmet Hilmi Güler'in devralmasından sonra tarımda işler yolunda ciddi atılımlar yaptık. Ancak sıkıntı var gibi görünüyor bu atılımların nihayetlenmesinde. Çünkü üretici sıkıntılı hala dertli, fiyatların yüksekliğinden dolayı pazarda üretilen ürünler üreticiye ulaşmıyor olsa gerek ki ilimizin ekonomisine bu üretimlerin hiçbir katkısı yok. Şimdi sırada Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir haberi var. Akkuş'ta bir tesisin onarılması, 2,5 milyon lira bedelle onarılmasından sonra organik ürün tesisi burası. İlk alımını Yarka tavukçuluğuyla yapmış 1 milyon liralık. O da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin projesiydi biliyorsunuz. Yarka tavukçuluğu projesi, yumurta tavukçuluğu projesi aslında açılımını söyleyelim. İlk alımını bu projeden yapmış. Bununla ilgili de Orta Raşay Genel Müdürü Sancar Eser bilgilendirmeler yapmış. Boşandı da mısın? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in tarım ve hayvancılık alanında faaliyete geçirdiği gelir getirici projeler çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Kısa süre önce Akkuş Belediyesi'nce yer tahsisi yapılan Büyükşehir Belediyesi İl ve Tarım Orman Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle yapımı tamamlanan Organik Yarka Üretim Tesisi il içerisinde ilk satışlarını gerçekleştirdi. Ünye ilçesi Tekkiraz mahallesinde atıl vaziyette bulunan tesis 2,5 milyon lira harcanarak tekrar aktif hale getirildi. Organik yumurta üretimi yapılacak olan tesis 1 milyon lira tutarındaki ilk siparişlerine ise Akkuş ilçesinde kısa süre önce açılan organik yarka üretim tesisinden alarak gerçekleştirildi. Ordu'da organik yumurta tavukçuluğunun gelişmesi için paydaş kurumlarla çalışmalara devam ettiklerini belirten Ortar Anonim Şirketi Genel Müdürü Sancar Eser, Ordu'da organik yumurta tavukçuluğu yetiştiriciliği projesi kapsamında kurulan organik yarka üretim tesisine bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler'in nitelikli tarımda attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Akkuş'ta 100 bin organik yarka üretilecek bir tesis. Ordu Büyükşehir Belediyesi, DOKAP ve Akkuş Belediyesi katkılarıyla kuruldu. Bu anlamda Ünye Tekkiraz'da da girişimcimiz 5 milyon TL yatırım yapılarak atıl durumda kalan bir tesisi 2-2,5 milyon TL harcayarak tekrar yatırıma kazandırdı ve 1 milyon TL parayı Ankara ya da İzmir'deki yarka üreticilerine vermek yerine Akkuş'tan alarak bu parayı da Akkuş'a göndermiş oldu. Atıl vaziyette bulunan tesise 2,5 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten işletme müdürü Erdoğan Akkaya ise verilen desteğin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Biz buraya yaklaşık 2,5 milyon TL bir yatırım yaparak aktif hale getirdik. İçerisinde ilk etapta 10 bin yarkamız bulunmakta. Daha sonra bir 10 bin yarka daha gelecek. Bununla birlikte şu an üretimimiz 10 bin adet günlük yumurta almaktır. Daha sonra gelen yarkalarla birlikte bu hedefimizi 20 bin yumurtaya çıkarmak, bu bölgemize bu yumurtayı kazandırmaktır. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey'e organik yumurta sektörüne ve Ordu İli Yumurtacılar Birliği'ne vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederiz.
Tek reklamlı kısa bir aramız var. Ayrılmayın, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın söylemiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde muhteşem bir ekip orduyu yönetiyor. Ordu ve orduların çıkarına çalışan bir ekip tamamen. Gecelerini gündüzlerine katıp mesai veriyorlar. O yüzden de sokakta gerçekten müthiş bir alkış var, övgü var onlara. Umarız böyle devam ederler. Zira ekip kaleye direkt oynamayı seven bir ekip. Son 2,5 yılda çok daha atak oynayacaklar muhtemelen. Şehre de çok büyük katkılar sunacaklarına biz canı gönülden inanıyoruz. Tebrik ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz. İstanbul'a uzanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 22 Ocak 2021'de başlattığı Mecidiyeköy Meydanı çalışması tam 10 ayda bitti. Ekrem İmamoğlu Mecidiyeköy Meydanı'nı yerinde inceledi. Beraberinde İstanbul İl Başkanı Hemşerimiz Canan Kaftancıoğlu da vardı. Burada aslında İstanbul'un belki de en kaotik görüntülerinden birini yaşadığımız bir alanda hayatın nasıl değişebileceğine dair müthiş bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 aylık çalışma sonucu Mecidiyeköy Meydanı'nı İstanbulluların hizmetine açtı. Kentin araç ve insan trafiği açısından en yoğun noktalarının başında gelen Mecidiyeköy'e soluk aldıran meydan tamamlandı. Meydanı gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu alanın eski halini hatırlattı ve çalışmaların bittiğinden duyduğu memnuniyeti aktardı. Buradaki nüfusun yaşam alanlarının ne kadar kaos içinde olduğunu, seyyar satıcılar, arabalar, bir takım emniyet güçlerimizin vasıtaları parklanmış, anlamsız araçlar vesaire ve gerçekten insanı ürküten bir alan. Yani hayat buradan değişmeli diye arkadaşlarımıza konuşmuştuk. Nasip oldu, bugünü gördük. Meydanın dönüşümünden bahseden İmamoğlu, burada biz insanlara aslında mutluluk aşılayacağız dedi. Buradaki sanatsal etkinlikler, buradaki kültürel etkinlikler, buradaki İstanbul Kitapçısı ki emanet kitapla ilgili bir süreç başlatıyor arkadaşlarım. Yazılımlarıyla beraber kütüphane birimimizin yapacağı, onun varlığı, işte bir sanat sergisinin oluşumu ve orada insanların sanatla buluşmaları. Burada aslında biz insanlara mutluluk aşılayacağız. Burası halkımıza emanet diyen İmamoğlu, meydanı sanatla buluşturduklarını bildirdi. Bundan sonra burası başta ev sahibi olan Şişli Belediyesi'nin, Şişli halkının ama İstanbulluların da yeri. Dolayısıyla halkımıza emanet, koruyup kollayacağını, geliştireceğini, bize öneriler getireceğini, bazı sanat etkinliklerini belki de bazı sivil toplum kuruluşları burada yapacaklar, tasarlayacaklar ve halkımızla buluşturacaklar. Herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuz hayırlı olsun. Ordu Büyükşehir Belediyesi 3 yılını neredeyse geride bıraktı. İcraattaki 3 yılını neredeyse geride bıraktı. Başarılı bir dönem geçirdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü projeleriyle inşallah orduya çok büyük katkı sağlayacaklar kalan 2 yılda. Özellikle tarımsal anlamda bu projelerden bir tanesi de balıkçılık efendim. Doktor Mehmet Hilmi Güler bugün denizdeydi. Balıkçılıkla ilgili önemli bilgilendirmeler yaptı. İnşallah son 2 yılda balıkçılığı modernleştireceğiz dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, göreve geldiği günden bu yana ordunun denizi etkin kullanması ve balıkçıların modern ortamlarda faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başkan Güler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Doktor Mustafa Altuğ Atalay'la birlikte balıkçılık faaliyetlerini incelemek ve gerekli denetimlerde bulunmak üzere Perşembe sahilinden denize açıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler yepyeni balıkçılık modelini ortaya çıkaracaklarını söyledi. Denize açıldık. Karadeniz'de bizim ordunun sahillerinde denizde balıkçılığın denetimini incelemesini yaptık. Bunun içerisinde inşallah ordu balıkçılık
daha modern, daha emniyetli, aynı zamanda daha verimli olacak. Bununla ilgili malçılarımızla da görüşeceğiz. Denetimimizi yapıp bunun sonuçlarını sizlere paylaşacağız. Altınordu Belediyesi'nin altyapı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda Şirinevler'deydi Altınordu Belediyesi. Şirinevler gerçekten şirin bir görünüme kavuşacak gibi görünüyor. En azından yağmur yağdığında ve doğal bir afet olması durumunda aksaklık yaşamayacaklar inşallah. Son altyapı düzenlemelerinden sonra. Burayla ilgili Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören yazılı bir açıklama yaptı. Şehrin gündeminden altyapı sorununu çıkartmak istiyoruz dedi. Altınordu Belediyesi kentin dört bir yanındaki fiziki ömrünü tamamlamış altyapı yenileme ve altyapısı hiç bulunmayan bölgeleri sağlıklı altyapıya kavuşturma çalışmalarını sürdürüyor. Modern, standardı yüksek, konforlu ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarını sürdüren ekipler Şirinevler Mahallesi'ni de sokak sokak yeniliyor. Şirinevler Mahallesi'nde 12 sokakta alt ve üst yapıyı yenileyen Altınordu Belediyesi 4 sokakta sürdürdüğü altyapı çalışmalarındaysa sona geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde iki sokakta altyapı çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, bunun yanında Bucak, Zaferi Milli, Gülyalı ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında hummalı bir çalışma yürütüyor. Başkan Tören, şehrimiz ve hemşehrilerimiz için merkezde ve kırsalda bütün şehir eşit hizmet anlayışıyla gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz şeklinde konuştu. Mahalle sakinleri de yapılan çalışmadan memnun olduklarını dile getirerek Başkan Tören'e teşekkür etti. Şirinevler Mahalle Muhtarı Tarık Sek, şu an Şirinevler Mahallesi 3. etap 765 sokaktayız. Yıllardan beri hizmet bekleyen bir sokağımızda. Bu anlamda bu tarih itibariyle şu an altyapı çalışmalarımız başladı. Yaklaşık önümüzdeki haftalarda üst yapı çalışmaları ve hasat çalışmasıyla bitireceğiz inşallah. Aşkın Başkanıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olun. Altınordu Belediye'mizin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz. Mahallemizin altyapı çalışmaları çok güzel oluyor ve sonucuyla devam ediyor. Mahallemizde su baskınları oluyordu. Altınordu Belediye'miz sokağımızda yaptığı çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Altınordu Belediye'mize teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi Trakya'ya götüreceğiz. 1978 yılından beri kömür işletmesi olarak çalışan ordulu bir hemşerimiz var. Ama artık bildiğimiz klasik yöntemle çıkarılan kömürden çok uzak bir tesis bu tesis. Ve günde 6000 ton kömür çıkartıyorlar. Yüzleri kömür karası, gönülleri ise altın sarısı. Kuşkusuz madenciler ekmeğini gerçek anlamda taştan çıkartan emekçi insanlar. Edirne Uzunköprü'de Ordulu iş insanı Bekir Kiremitçi'nin yönetim kurulu başkanı olduğu maden şirketi, maden ocaklarında son teknolojiyle donanımlı bir seviyeye geçti. Kömür çıkartma işlemlerinin hiçbir aşamasında el değmeden, kazma kürek kullanmadan tamamen makina ve uzaktan kumandayla çalışılıyor. Maden ocaklarında kazalara son diye yola çıkan şirketin yönetim kurulu başkanı Bekir Kiremitçi'nin hedefleri arasında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve doğada oluşan tahribatı sıfıra indirmek gibi çok ciddi hedefler var. Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kırköy tesislerinde çalışmalara başlayan firma, yeni sistem sayesinde toprak ve hafriyatla uğraşmadan yer altında tüneller vasıtasıyla kömür çıkartıyor. Bu sayede ise milyonlarca metreküp hafriyat yer değiştirmemiş, doğa ise tahrip olmamış olacak. Trakya'nın en büyük işletmesi olan maden şirketi Haziran ayında tam faaliyetlerine başladı. Ancak kısa sürede Türkiye'nin sayılı işletmeleri arasındaki yerini de aldı.
TV52 kameralarına özel açıklamalarda bulunan Başkan Kiremitçi, maden işletmesi hakkında bilgiler paylaşarak hedeflerini açıkladı. Hedefimiz günlük 2000 ton temiz satışa uygun kapalı işletmede kömür üretmek hedefimiz. Normalde TÜVNM bazında da 6000 ton arası günlük kömür üretmek. Madende çalışan emekçiler için en önemli şey kuşkusuz yemek yemek. Maden şirketi çalışan emekçilerin yemek ihtiyacını diğer maden şirketlerinden farklı olarak çalıştığı yere paket halinde götürüyor ve emekçi yemek yemek için yol kat etmek zorunda kalmıyor. Yer altında ikram ediyoruz. Yer altında çalışan personelimize, yer üstünde çalışan personelimize, yer üstündeki yemekhanemize ikram ediyoruz. Kiremitçi işçi sıkıntısı yaşamadıklarını vurguladı. Şu anda çalışan sıkıntısı çok çektiğimizi düşünmüyorum. Çok bu anlamda şanslıyız. Rahmetli babamın bu konuda çok iyi bir çalışan üzerinde intibası var. İşçilerin, çalışan insanların bize özel tercihleri de var burada. O anlamda sıkıntı biz çekmiyoruz. PTT 181 yaşında, 181. yaşında çeşitli etkinliklerle kutladılar. Ordu Şubesi de 181. müşteriye bir sürpriz yaptı. Kurulduğu günden bu yana dek verdiği hizmetlerle vatandaşa birçok noktada yardımcı olan PTT, kuruluşunun 181. yıl dönümünü kutladı. PTT'nin yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ordu Merkez Şube'de işlem yapan bir müşteriye ödül takdim edildi. Hatıra kurmak, onlarla ilgili bir ay manevi değerlerden çok istemiyorum. Ama tabii ki müşterimizin yapıyla da bağlı. Bu bir şekilde. Tüm personelin yıl dönümünü kutlayan Duman, bugün bizim özel bir günümüz. PTT'nin kuruluşunun 181. yılı. Her yıl düzenli olarak o yılın şanslı müşterisini tespit ediyoruz. Bu senede şanslı müşterimiz sizsiniz. Özellikle PTT'yi kullandığınız için size teşekkür ediyorum dedi. Ayrıca biz de yine Türkçe başımızda olarak arkadaşlar bir de bizim yine teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ay yıldızlı bayrağımızı seçtim. Bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Go Kısa Film Festivali Ordu'da sahnelerini açtı. Bugün yapıldı açılış ve 24'üne kadar devam edecek. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde deyim yerindeyse bugün sanat rüzgarları esti. Güzel Ordu ve Kültür Sanat Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 5.'si Ordu'da düzenlenen Go Kısa Film Fest'te sanatseverlerin katılımı ve ilgisi oldukça yoğundu. Güzel Ordu Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Tevfik Serdar Köksal, sanatseverlere gösterdiği bu yoğun ilgi için teşekkür etti ve bu etkinliğin devamını getirmek istediklerini belirtti. 5. yılımız bitmek üzere, yani 19.5. 5. yılımızı doldurduk. Geçen yıl aldığımız bir kararla önümüzdeki yıla itibaren, yani bu yılın aralarında derneğimizi vakfa çeviriyoruz, vakıf oluyoruz. Güzel Ordu Kutsal Vakfı olarak idaresinin karşımıza olacağız. Etkinliklerimizi de vakıf çatısı altında sürdüreceğiz. Bu anlamda Ordu'da plan görevliğinde 3 katlı tarihi bina, altında kum pastanesi olan hepimiz birçok biliyorsunuzdur. Bir binayı 30 yıllığına yine bedelsiz olarak, yani ayda 100 lira koyduk bedelsiz demeyelim. Ayda 100 lira bedelle 30 yıllığına kiraladık. Buradan da binanın sahipleri Mustafa Yaraş ve diğer hissedarlara çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir teşekkür gösterdiler. Köksal'ın konuşmasının ardından etkinlik kısa film gösterisiyle devam etti. Go Kısa Film Fest 24 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle Ordu'da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Efendim bülteni bitiriyoruz. Umarım keyif aldığınız, memleketten haberdar olduğunuz bir bülten olmuştur. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek çünkü. Varsa sorunlarınız, sıkıntılarınız, şikayetleriniz lütfen WhatsApp ihbar hattımıza belirtiniz ya da bize direkt ulaşarak sorunlarınızın çözümü noktasında yardım talep ediniz. Biz de yerinde bu işleri görselleyelim ve yetkililere aktaralım, kamuyla paylaşalım. Bir kez daha hatırlatalım. 1 Kasım'dan itibaren TV52 için yepyeni bir dönem başlayacak. Dolayısıyla lütfen TV52'yi sosyal medyadan değil, evdeki televizyonlarınızdan izlemeye devam edin diyelim. Gece bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle veda edelim. Hoşça kalın efendim. Mutlu akşamlar.
Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Görkem Karaç. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü ligin 9. haftasında Karakoçan deplasmanına çıktı. Karşılaşma 1-1 beraber biterken mor beyaz ekip galibiyet hasretine son veremedi ve beraberlik serisi 5 maça çıkmış oldu. TFF 3. Lig'de 4 maçları kazanamayan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü, Karakoçan Futbol Kulübü ile deplasmanda 10 kişi kalan rakibi karşısında son dakikada yediği golle beraberliğe razı oldu. 2021-2022 sezonuna iyi başlamasına rağmen oynadığı son 4 maçta berabere kalan 52 Ordu Spor Futbol Kulübü, galibiyet hasretini dindirmek için Elazığ'da sahaya çıktı. Karakoçan Futbol Kulübü deplasmanında mutlak galibiyet isteyen 52 Ordu Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki, kalesinde de gol görmemek için orta sahayı daha defansif tuttu. İlk yarının golsüz geçtiği maçın ilk golünü oyuna sonradan giren Şükrü Kağan Kılıçarslan attı. Maçı kazanmayı bekleyen mor beyazlı ekip 90+1'de yediği golle galibiyeti kaçırdı. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü bu beraberlikle birlikte ligde üst üste 5. beraberliğini aldı. Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü ligin 9. haftasında Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın ayrı bir önemi var. Futbol severlerin uzun zamandır açılmasını beklediği yeni Ordu Stadı'nın açılışı bu karşılaşmayla yapılacak. Müsabaka saat 19'da TV52 ekranlardan canlı yayınlanacak. Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'in 9. haftasında iç sahada Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'u konuk edecek. Sezona iyi bir başlangıç yaparak geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan toplayan mor beyazlı ekip son 2 haftada Fethiyespor ve Belediye Derincespor karşılaşmalarında aldığı beraberliklerle sahada 4 puan bırakmasına rağmen puan tablosunda lider Fethiyespor'un sadece 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor müsabakasında mutlak galibiyet alarak liderlik takibini sürdürmek isteyen mor beyazlı ekipte karşılaşma öncesi Ufuk Özcan ve Mustafa Bayhan'ın sakatlıkları devam ediyor. Ordu Spor 1967 Futbol Kulübü Kırıkkale Büyük Anadolu Spor maçı cumartesi günü saat 19'da Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TV52 ekranlarından naklen yayınlanacak. 3. Lig 1. grupta mücadele eden temsilcimiz Fassa Belediyespor iç sahada oynayacağı Artvin Hopaspor karşılaşmasından galip ayrılarak sezonun ilk iç saha galibiyetini almak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta bu sezon iç sahada henüz galibiyetle tanışamayan Fassa Belediyespor, Artvin Hopaspor'u konuk edeceği müsabakadan galip gelerek bu sezon evinde ilk kez kazanmak istiyor. 2021-2022 sezonunda istediği sonuçları alamayan ve beraberlik serisiyle yoluna devam eden Fassa Belediyespor, Artvin Hopaspor karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. İlk 8 haftada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Ordu temsilcisi topladığı 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Fassa Belediyespor bu sezon evinde oynadığı 4 müsabakada 2 kez berabere kalırken 2 defa da mağlup oldu. Sarı lacivertliler sahasında Formül Erbaspor ve Bergama Belediyespor'la berabere kalırken Batman Petrolspor ve Arnavutköy Belediyespor'a yenildi. Fassa Belediyespor Artvin Hopaspor müsabakası cumartesi günü saat 14'te Fassa İlçe Stadyumu'nda oynanacak. İkinci etap kamp çalışmalarını Afyon'da tamamlayan Ünye 1957 Spor, verilen 3 günlük izin ardından 3. etap kamp çalışmalarına Ünye'de başladı. İnce bir daha ince. Hadi lan. 2021-2022 sezonu hazırlıklarına Ordu'da başlayan ve ardından Afyon kampına giden Ünye 1957 Spor, Afyon kampının ardından izne çıkarken takıma verilen izin sona erdi ve hazırlıklar yeniden başladı. Ordu'yu bölgesel amatör ligde temsil edecek olan Ünye 1957 Spor'da 3. etap çalışmaları Ünye Cevizdere tesislerinde başladı. 1. etap çalışmalarını Ordu'da yapan ve ardından Afyon'a giderek hazırlık maçlarıyla kampı geçiren Yeşil Beyazlı ekipte 4-17 Ekim'de yapılan 2. etap çalışmaları da sona erdi. Oradan geldi. Erdal!
Teknik direktör Çağlar Çakır'ın takıma verdiği izin sona ererken Ünye 1957 spor hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. 3 günlük iznin ardından Ünye Cevizdere tesislerinde toplanan Ünye 1957 spor lige iyi bir başlangıç yapmak için sıkı hazırlanıyor. Ünye 1957 Spor yeni sezon öncesinde pazar günü Merzifon Spor'la Ünye Cevizdere tesislerinde hazırlık maçı yapacak. Bu haberle birlikte spor haberlerinin sonuna geldik. Mutlu akşamlar.